Açık Oturum'un 444. bölümünden merhaba. Bugün gündemimizde Hakkari'ye atanan kayyum var. Kayyum meselesinden hareketle Türkiye'deki siyaseti de masaya yatıracağız. Konuklarımı tanıtmak istiyorum önce. Dicle Üniversitesi öğretim görevlisi Vahap Coşkun, siyaset bilimci Burak Bilgehan Özpek, Reform Enstitüsü'nden yine siyaset bilimci Mesut Yen konuklarım olacak. Ve başlıklarımız şöyle. Hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir araya gelmişti ve bir araya gelmelerinin ardından da siyasette yumuşama terimi girdi literatüre. Bunu siyasette normalleşme olarak telaffuz etti yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Siyasette yumuşama ya da normalleşme iki kavram da umutların yeşermesine vesile oldu. Yeni bir gelişmeyi hemen paylaşalım. Salı günü iade ziyarette bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e. Saat 16'da yeniden buluşacaklar. Fakat öncesinde siyasette yumuşamaya sınırlar getirdi. Kırmızı bir çizgi çizdi. Konuklarımızla konuşmaya başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'deki kayyum meselesi ve siyasetteki yumuşama ile ilgili sözlerine bir değinelim isterseniz. Sonra hep birlikte konuyu enine boyuna tartışıyor olacağız. Sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bırakalım. Yargının Hakkari ile ilgili vermiş olduğu karar, kusura bakmasınlar ama kimseyi rahatsız etmesin. Yargı burada kanunu değil, hukuku konuşturmuş ve kararını da buna göre vermiştir. Bizler de yasaları işletmek durumundayız ve işletiriz. Hakkari şimdi bunun ilk adımı olmuştur. Ve şu anda hukuk da gereğini yapmıştır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Evet. Bunun dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir cümlesi daha var, onu da hatırlatayım. Ben yumuşama adı altında kimliğimizden, duruşumuzdan ve kırmızı çizgilerimizden taviz verecek değiliz. Dolayısıyla yeni bir aşamaya gelecek. Belli ki salı günü farklı boyutta konuşulacak. İki lider arasında yumuşamanın sınırları, çizgileri, kırmızı çizgileri çizilecek. Efendim şimdi ben önce isterseniz Sayın Mesut Yen sizden başlamak istiyorum. Siyaset bilimci kimliğinizle baktığınız zaman Hakkari'deki kayyum ataması çok kamuoyunun son günlerde en çok tartıştığı konu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir beklenti var mıydı? Özellikle siyasette yumuşama sözünün telaffuz edilmesinin ardından bir kayyum ataması bekleniyor muydu ve nasıl okumalı bu durumu? Valla beklenmiyordu demek zor. Yani sonuçta son iki dönemdir Kürt şehirleri kayyumla yönetiliyor. Dolayısıyla 10 sene boyunca buraları kayyumla yönetmiş bir iktidar bir kez daha niye denemesin diye düşünülebilir. Dolayısıyla aslında yaptığının bir başka dönemde tekrarı anlamına geliyor. O itibarla beklenmedik denemez. Ancak bir beklenmedik tarafı da var öte yandan. O da şu. İşte 31 Mart'tan sonra AK Parti önemli bir darbe aldı. İkinci parti konumuna düştü ve bunun da artçı etkisi olarak bir yumuşama siyaseti vesaire türünden bir şeyler başlatma niyetini beyan etti Erdoğan. Şimdi bununla uyumsuz bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani yumuşama normalleşme olacaksa bu pek hani yumuşama normalleşme adımı gibi görünmüyor. O itibarla hani böyle bir beklenmedik tarafı var. Ama kendi adıma şöyle düşünüyorum. Yani aslında bunun ilk üvertür adımını biz Van seçiminin hemen ardında görmüştük. Orada biraz kamuoyundan gelen tepki, işte şehrin karışması, böyle dirayetli bir tepki verilmesinin karşısında atılan adım geri çekildi ve Zeydan görevine devam etti. Dolayısıyla seçimin hemen ardından aslında devlet bir refleks göstermiş oldu. Ben bugün atılan tutumun, atılan adımın da biraz bu refleksin içerisinde görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani seçim sonrasında işte Kürt vatandaşlar bir kez daha kendi temsilcileri tarafından yönetilmek istediğini bildirdiler devlette iktidara. Devlette şimdi bu adımı tanımadığını beyan etmiş oluyor. Yani geçen 10 yılda ne yaptıysan
önümüzdeki dönemde de böyle yapabilirim demiş oluyor. Sanki ilk böyle değerlendirilir gibi görünüyor. Yani Kürt şehirlerinin bir kez daha işte DEM Parti, bu Kürt Partisi tarafından yönetilmesini istemiyorum. İlk açıklamam bu gibi. Ama daha konjonktürel sebepler, daha yan sebepler de geliyor doğrusu aklıma. Konjonktürel sebeplerden ilki bu Suriye'deki seçim. Yani Kuzey ve Doğu Suriye'de Rojava bölgesindeki seçim. Şimdi bugün gerçi seçimlerin ertelendiği haberi geldi. Buna yönelik bir şantaj da devreye girmiş olabilir. Yani orada seçimi yaptırmamaya yönelik bir tehdit. Yani şöyle denmiş olabilir. Seçim yaparsanız buradaki bütün belediyelere kayyum geliyor denmek istenmiş de olabilir. Şimdi bunun doğru olup olmadığından emin değilim. Yani olan önceki şeyle görürüz. Eğer şu anda işte hapsedilen, mahkum edilen Hakkari Belediye Başkanı ileride bir karar düzeltmesiyle falan serbest bırakılacak olursa dolayısıyla burada bir başka şey olduğu düşünüyorum. Ya da bu dediğim sebep gerçekten etkili olmuş denebilir. Bir başka şey de tabii şu olabilir. Yani biraz CHP'ye ayar vermek istiyor olabilir Erdoğan. İktidar. Yani CHP'nin seçimden beridir yürüttüğü böyle biraz Kürtlere yönelik yumuşak siyasetine bir ayar vermek istiyor olabilir. Test ediyor olabilir CHP'nin sınırlarını. Keza DEM Parti'yi, Kürtleri de test ediyor olabilir bununla. Yani size bunu yaptığımda bir göreyim ne yapabiliyorsunuz. Daha sonrasında benzer adımlar attığımda dolayısıyla o adımlarımı ona göre ayarlayayım. Bunun cevabını almak istemiş olabilir. CHP'de açıkçası biraz bu yumuşama normalleşme siyasetine dediğim gibi hani biraz Kürtleri dışarıda bırakarak devam edebilir miyiz? Sorusunu sormuş gibi geliyor bana. Şimdi bu tabii sorunun cevabı CHP'nin tutumuna bağlı. Şu ana kadarki tutumu çok hani Erdoğan'ın beklediği gibi değil ama öte yandan da hani CHP ortalığı ayağa kaldırmış falan da değil. Dolayısıyla belki şöyle bir büyük soru soruyor olabilir devlet ya da büyük bir teklifte bulunuyor olabilir devlet CHP. Yani şu Kürtleri falan bırakalım o bir daha dar çerçevede bir normalleşme yumuşamaya geçelim. Buna var mısın? CHP'ye bu da soru vermiş olabilir. Dolayısıyla hani birkaç şey sebebi olabilir bu atılan adımın. Bu son söyledikleriniz önemli. Sayın Vahap Çoşkun'a hemen dönmek istiyorum bu noktada. O zaman eğer bu varsayımdan hareket edecek olursak normalleşmede ya da yumuşama kime göre normal, neye göre normal sorusu mu var ortada? Yani hangi konuda yumuşayacağımız, hangi konuda yumuşamayacağımızı siyaseten bulunduğumuz noktalar mı belirleyecek? Yoksa siyaseten bir doğru var ve siyasi partiler buna mı uymalı Vahap Çoşkun? Bu yumuşama ya da normalleşme konusunda ben iktidarın bütüncü bir yapıya sahip olduğunu düşünmüyorum. Orada iki türlü bölümler var. Bu bölümlerden bir tanesi AK Parti ile MHP arasında. AK Parti belki seçim sonuçlarından sonra Türkiye birleşmenin önemli bir kısmının normalleşme istediğini gördü ve buna uygun politikasında bir değişiklik yapmaya çalıştı. Ama MHP'ye bakarsanız Türkiye'de aslında her şey normal. Dolayısıyla normalleşince herhangi bir şey yok. Eğer bir anormallikten bahsedilecekti, bu iktidarın anormalliği, bu muharebetin anormalliği. Dolayısıyla normalleşmesi gereken muharebet diyen bir dili var milletlerin. Dolayısıyla burada AK Parti ile MHP arasında bir farklılık var. Ama sadece bu değil. Bence AK Parti'nin kendi içerisinde de bir farklılık var. Yani AK Parti içerisinde de mevcut siyasetin sürdürülmesi gerektiğini savunanlar ile bu siyasetin AK Parti'ye kaybettirdiğini ve değişmesi gerektiğini savunanlar var. Ama görünen o ki şu anki tabloda mevcut siyasetin devamından yana olanlar daha güçlü bir pozisyon almış durumdalar, daha güçlü bir konuma gelmiş durumdalar. Bu normalleşme söyleminin dile getirildiği günden bugüne kadar atla adımlara baktığımızda şunu görebiliriz. Kobani davasında Suriye'deki seçimlerine bir gösterilen tepkide ve en son Hakkari'ye atanan kayyumda görebiliriz ki AK Parti'nin veya iktidarın normalleşmesi çok da Kürtleri kapsayan bir normalleşme değil. Yani en azından kimleri önemli bir kısmını dışarıda bırakmayı düşünen bir normalleşme
Yine Erdoğan'ın çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalara baktığımızda da benim görebildiğim şu: evet, bir normalleşme ihtiyacımız var ama bu normalleşmenin bulutları AK Parti tarafından dinleyecek. Nitekim sizin yayının başında verdiğiniz beyanında çok açık bir şekilde ifade ediyor Erdoğan. Normalleşince diye bir kendi kanıda çizgilerini sen vazgeçeceksin değil mi? Oysa burada hani eğer bir normalleşme olacak da o kırmızı çizgi denilen hususların yarattığı anormalik halinden kurtulmaya gerektir. Yani hukukta bir anormalik hali var, siyasetle bir anormalik hali var. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Bu da bu kırmızı çizgi söneminden bir vazgeçmeyi beraberinde bekliyor. Ama görebildiğiniz o şeyi AK Parti'nin ve iktidarın, bir bütün olarak iktidarın şu anda bu kadar keskin bir normalleşme dönüşü yapabilmesinin ihtimali yok. Mesut Hocam dedi ki bu aşamalar gelecek, yani bu hamleler gelecek hasta yapılacak olan CHP'nin de görüşmede de CHP'ye yönelik bir mesaj bir olay. Yani kendi normalleşmeden ne anladı sanırım da sınırlarının ne olduğunun CHP tarafından iyi bir şekilde görülmesini sağlama yönelik hamleler de olabilir bu. Ama benim gördüğüm bu normalleşme söyleniyor. AK Parti açısından bence büyüsünü kaybettiğini, yani AK Parti normalleşme dedi ama normalleşmenin gereğini yerine getirmedi. Benim görebildiğim CHP bu konuda seçimden bugüne kadarki dönemde çok daha rastlanan adımlar atıyor. Çok daha doğru adımlar atıyor. Dolayısıyla o çizgi yeşildirmesi halinde CHP'nin daha iyi bir noktaya gelmeyiz. Benim gelecek haftaki görüşme bu anlamda son derece önemli. Taraflar nerede duruyorlar ve zirvelerine karşı pozisyonları neler? Bunun net bir şekilde anlaşılması. Bundan sonraki normalleşme tartışmalarının hangi güzergahta ilerlediğini bize gösterilmiş. O zaman Burak Bilgen Özbek, şöyle sormak istiyorum size. Bu yaşananlar normal mi? Yaşananlar normal değil tabii ki ama Cumhurbaşkanı'nın sözlerinde ilginç bir ayrıntı var. Kararı yargının aldığından bahsediyor. Kayyum kararını yargı almadı. Abi. Kayyum kararını İçişleri Bakanlığı aldı. Bir yargı kurumu değil. Dolayısıyla görevden el çektirme ile kayyum atanması birbirinden farklı eylemler. Yani Hakkari Belediye Meclisi yeni başkanını seçme iradesine sahip bana sorarsanız. Yani yeni başkanını seçebilir. Eğer yargı kararı üzerinden ilerleyeceksek bunun kapısı açılır. Öncelikle bunu söylemek lazım. Yani kayyumun atanmasını yargı kararıyla meşrulaştıramıyorsunuz. Kayyumun atanmasını idari bir kararla açıklayabiliyor, meşrulaştırabiliyorsunuz. Ama eğer Cumhurbaşkanı yargı hattı üzerinden gidiyorsa şunu kabul etmeli: belediye meclisinin yeni belediye başkanını seçme hakkı ve yetkisi var. Ancak burada daha temel felsefi bir problem var ki normalleşme diye bahsettiğimiz süreç geride bıraktığımız sürecin anormalliğini kabul etmeye dayanır. Öyle değil mi? Ve o süreçte de hem Türkiye'nin ekonomisini mahveden, Türkiye'nin kurumlarını mahveden hem de bana sorarsanız Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yerel seçimlerde mağlubiyete sürükleyen bir süreç yaşandı ve bu sürecin de işte bu kayyum atama kültürüyle çok yakından alakası var. Çünkü tek suçun milli güvenlikle alakalı meselelerde işlenebileceğini zanneden, bunu böyle kabul eden, dolayısıyla milli güvenlik meselelerinde hükümete teslim olduğu takdirde de her suçu işlemeyi kendisine mübah gören bir anlayış ortaya çıktı. Yani bugün Türkiye'nin gri listeye girmesinin sebebi bu. Bugün Türkiye'de mafya babalarının yüksek düzeyli siyasetçiler tarafından itibarlı bir şekilde karşılanmasının sebebi bu. Bugün Türkiye'de kurumların, işte bugün Ankara Emniyetindeki hadiseyi biliyoruz ya da işte diğer kurumlardaki hadiseleri biliyoruz. Kurumların çürümüşlüğünün sebebi aslında tam olarak bu milli güvenlik kültürünün diğer suçları yeteri kadar milliyetçi olunduğu takdirde mübah görme eğilimi aslında. Yani açıp YouTube'a baktığınız zaman birçok mafya babasının çektiği kısa videoları göreceksiniz ve ilginç bir şekilde dünyadaki en milliyetçi mafya babalarının da Türkiye'de olduğunu göreceksiniz.
en politize, en siyasete meraklı mafya babaları Türkiye'de. Şimdi bunun bir sebebi var aslında. Bunun sebebi de işte o meşruluğu kanun devleti veyahut hukuk devleti prensiplerinin ötesine taşıyıp göz kararıyla masum ya da suçlu ilan etmeyi, burada milli güvenliğe dayandırmayı adet edilen kültür. Yani bize anormal kılan şey bu. Şimdi normalleşeceksek eğer bu göz kararıyla birilerini fail ilan etme alışkanlığından vazgeçmemiz lazım her şeyden önce. O yüzden yani bu mesela bu mesele, kayyum atanma meselesi eğer bu şekilde devam edecekse, yani Hakkari bir kayyum yönetmeye devam edecekse, hem hukuk devleti hem de demokratik prensipler ihlal edilecekse, yani sadece kişisel jest ve mimiklerden ibaret bir süreç olarak kalacaktır. Ama benim düşünceme göre normalleşme süreci ciddiye alınması gereken ve Erdoğan'ın aslında bu girdiği çukurdan, sıkıştığı köşeden siyasi olarak onu kurtarabilecek tek süreç. Yani ben açıkçası normalleşme sürecini ciddiye alma eğilimindeyim. Yani sevinç içerisinde karşıladığım için değil, takdir ettiğim için değil, siyasi olarak baktığımda artık mevcut ekonomik koşullar içerisinde ve mevcut siyasi partilerin kurumsallığı göz önünde bulundurulduğunda kutuplaşma siyasetini yürütemeyen, kendi potansiyel seçmenini seferber edemeyen, dolayısıyla girebileceği seçimleri de kaybetme ihtimali daha yüksek olan bir Erdoğan görüyorum. Ve normalleşme söylemi sayesinde muhalefette yerel seçimlerden sonra yükselebilecek erken seçim söylemini yumuşattığını veyahut bastırdığını söyleyebiliyorum. Şimdi bakın 94 senesinde Ankara ve İstanbul belediyelerini Refah Partisi kazandıktan sonra Türkiye hızlı bir şekilde erken seçim atmosferine girmişti. 31 Mart'tan sonra da aynısı olabilirdi. Geride bıraktığımız 2 ay içerisinde biz o yerel seçim başarısının yaratabileceği büyük siyasi etkileri artık göremiyoruz. Bunun sebebi de bu normalleşme süreci. Şimdi bu normalleşme sürecine diğer aktörlerin razı olmasının da bir sebebi var. Yani bir önceki dönemin anormal aktörlerinin, anormal gündemlerinin ya da anormal pratiklerinin terk edilmesi. Şimdi kayyum meselesi böyle devam ederse Erdoğan kendisini işte bu sıkıştığı köşeden kurtarabilecek ittifakı çok rahat kuramayabilir. Yani Türkiye daha makro siyasetin konuşulduğu, okların hükümete çevrildiği ve erken seçimin daha sık konuşulduğu bir ülke haline gelebilir. Burada bir de şöyle bir şeye de dikkat çekmekte yarar var. Biraz ortaya soruyorum bunu. Aslında hani kayyum atanmasına haklı bir gerekçe sunmak istercesine terörist kimliği üzerinden ilerleniyor. Yani görevden alınan Hakkari Belediye Başkanı'nın hakkında 10 yıl önce açılmış bir dava var. 10 yıl önce açılan o dava bunca zamandır sonuçlanmıyor. Fakat göreve geldikten çok kısa bir süre sonra birdenbire gözaltına alınıyor. Hatta şu eleştiriler de yapıldı. Önce infaz sonra karar diye. Gözaltına alınıyor. Sonra tutuklanıyor ve hüküm veriliyor. Şimdi bununla ilgili de alt alta sıralanan terörle iltisaklandıran bir takım suçlamalar söz konusu. Şimdi burada Türkiye'nin de tabii ki hassas olduğu en yumuşak karnı olan mevzuların başında geliyor terör. Kırmızı çizgi denildiğinde şimdi her şeyi terörle ilişkilendirmek gibi bir risk doğuyor mu önümüzde? Çünkü Van'da bir umutlar yeşermişti. Van'daki gelişmenin arkasından bu yaşananlarla da Hakkari'deki kayyum atanmasıyla da birdenbire acaba diğer belediyelere mi sıçrayacak sorusu gündeme geldi ki zaten Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden anlaşıldığı kadarıyla bunun ilk adımı oldu Hakkari. Bu açıdan bakınca ne görüyorsunuz? Yani kırmızı çizgi, o yumuşama siyasetinin, hani ben yumuşarım her konuda ama konu terörse yumuşamam dendiği noktada kim neyi nasıl tartışacak? Kim? Burak, biz sizle bitirmiştik. Oradan başlayalım, diğer konuklarıma da sormuş olayım. Modern devletin kırmızı çizgisi kanunlarıdır. Yani kanunların dışında bir kırmızı çizgisi yoktur. Bu kırmızı çizgi değişkendir elbette ama bunu yapabilmek için kanunlarınızı değiştirmeniz gerekir. Şimdi başkanlık sarayında bu kırmızı çizgiyi keyfi olarak çizme imtiyazına Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğunu iddia eden birileri var. Bu da siyaset bilimi literatürüne referans verecek olursak oldukça şimitiyen bir bakış açısı. Yani kanundan kimin müstesna olduğunu, kimin
istisna yaratılarak mevcut kanunun dışına çıkarılabileceğini karar verecek bir egemenden bahsediliyor. Şimdi bu da beraberinde kaçınılmaz olarak ikili bir devlet getiriyor. Yani bazı vatandaşlara başka kanun uygulandı, bazı vatandaşlara başka kanun uygulandı. Bu Frankel'in 1933 yılında Nazi Almanya'sının anayasası yoktu diye giriş yaptığı kitabı yoktu gerçekten. Nazi Almanya'sının anayasası tek bir maddeye dayanıyordu. 33 Şubat'ındaki komünizmle mücadele kanunu. O kanun üzerinden hükümeti yıprattığı için komünistlere fayda sağlama suçundan Katolikleri de içeri aldılar. Liberalleri de içeri aldılar. Yani anayasa buydu. Çünkü anayasa istisna yaratmaya, yani tek bir madde istisna yaratmaya cevaz veriyordu. Şimdi tek modern devlette, modern hukuk devletinde tek kırmızı çizgi kanunlardır. Herkese aynı kanunu uygulayacaksınız. Ben siyasetçiler suç işlemez diyemem. Bunu diyemem. Fakat geride bıraktığımız pratiklere bir göz attığımız zaman bundan birkaç sene evvel Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanlarının hem de Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının görevden el çektirildiğini gördük. Melih Gökçe'nin ve Kadir Topbaş'ın, öyle değil mi? Evet. Şimdi bu insanların normal... Ve o belediyelere kayyum atanmadı. Atanmadı tabii ki. Yani ben Melih Gökçe'nin suçlu ya da suçsuz olduğunu bilmiyorum. Melih Gökçe'nin suçluluğunu teyit eden, tescil eden makam Türkiye Cumhuriyeti Bağımsız Mahkemeleri olmalıydı ve ona göre işlem yapılmalıydı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partili olunca başka bir muameleye tabi olan, Cumhuriyet Halk Partili olunca medyaya malzeme yapılıp linç edilen, HDP'li olunca yaka paça içeri atılan, yani belirli bir suç üzerinden farklı muamelelere, parti aidiyetine göre tabi tutulan bir siyasetçi zevatı var Türkiye'de. Bu da kanunun birliğini, bütünlüğünü zedeleyen bir şey baktığımız zaman. Yani hukuk, kanun, kırmızı çizgi, bunları konuşmak çok kolay ama bu zor bir iştir. Yani siz Melih Gökçe'yi de yargıladığınız zaman, işte Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını da yargıladığınız zaman, HDP'liyi de yargıladığınız zaman vicdanlar daha mütemayin olur. Ama her parti üyesine farklı bir muameleyle yaklaştığınız zaman burada HDP'ye has bir tutum olduğunu, dolayısıyla tutumun önceden alınıp metodun sonradan belirlendiğini düşünür insanlar, kaçınılmaz olarak. Mesut, yani siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani söyleyeceğim şu, ben o kadar hani böyle felsefi konuşamayacağım ama gördüğüm şu, şimdi 2017'den beri galiba örgütün ve etkinin Türkiye'de aman aman bir faaliyet yaptığı yok. Dolayısıyla Türkiye aslında Bekke'den gelen şiddeti bastırmakta epey başarılı olmuş durumda. Hatta örgütün Türkiye içerisinde insanı bile kalmamış. Öyle görünüyor. Dolayısıyla aslında bir şiddet, terör tehdidi, tehlikesi falan yok ortada. Ama Türkiye Devleti işte 2015'ten beri PKK etkisi kalmış olmasına rağmen bir siyasi partiyi terörle iltisaklı, hatta terörün parlamentodaki temsilcileri olarak görüyor. Dolayısıyla o partiye oy verilmesine de açıkça ifade edilmese de aslında bir tür teröristlere destek eylemi gibi neredeyse konuluyor. Şimdi Mart seçimlerinde alınan sonuç ne yazık ki devlete hayal kırıklığına uğratan bir sonuç. Bütün 10 yıllık yapılan Devleti mi, emirlere iktidarı mı? yani çok bir ayrım kalmadı herhalde ama iktidarı diyelim, bilmiyorum yani eğer hani hukuki bir mesele ise iktidarı demiş olalım. Çok bir ayrım kalmadı gerçekten Türkiye'de. Dolayısıyla aslında ortada bir terör tehlikesi yokken terör suçlaması var. Benim gördüğüm şey şu: Türkiye aslında PKK'ya sızdırmakta başarılı olmuş olmasına rağmen Suriye'de giden durumdan da, Suriye'de süre giden durumdan da, Türkiye'de de işte DEM Parti'nin bunca etkili olmasından da memnun değil ve bunun her türden tezahürüyle bir şekilde uğraşmak, mücadele etmek, baş etmek, bu tezahürleri ortadan kaldırmak ya da etkisizleştirmek istiyor. Aslında 31 Mart seçim sonuçları da bu tezahürlerden biri. Şimdi bu tezahürü bir vaka, bir veri olarak kabul edip hani ona uygun siyasetler geliştirmek de bir yol, ki normalleşme herhalde böyle bir şey olurdu. Ama bu yolu ben hani bu sonucu tanımıyorum deyip işte bugün yaptığını yapmak da bir yol. Sanki ikinci yola meyletmiş gibi görünüyor Erdoğan. Buradaki bir açmazı tabii ki Erdoğan. Şu, birincisi de bir söylediğim, yani partneri, normalleşmede yanında durması gereken partneri CHP ne kadar bu işin içinde olacak? AK Parti, Erdoğan'ın, iktidarın, devletin yanında olacak? Bunu bilmiyoruz. İkincisi, çölün meselesi var daha önemli olarak. Şimdi defalarca konuştuk bunu daha önce, başka yerlerde, burada da.
Erdoğan'ın AK Parti'nin Kürtlerden gördüğü destek %50'lerden %20'ye inmiş durumda ve böyle giderse Erdoğan'ı iktidardan edebilecek bir duruma doğru gidiyoruz Kürtlerle Erdoğan ilişkisi. Şimdi bugün yaptığını yapıp Kürtlerin desteğini yeniden almak nasıl mümkün olacak? Bu bir çıkmaz, bu bir açmaz. Yani şu noktaya gelmiş olabilir tabii Erdoğan. Bir başka oy bulacağız artık. Yani Kürtlerin desteğini almamış olmak beni bugün itibariyle iktidardan edebilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla beni iktidardan etmeyecek bir formül bulmam gerekir. Herhalde böyle bir şeyin peşine düşecek gibi görünüyor. Ya da birkaç ay sonra bambaşka bir resimle karşımıza çıkacak. Onu bilmiyorum ama bu hatta ilerlenecek olursa Erdoğan'ın demin söylediğim çıkmazına bir çözüm üretmesi gerekiyor. İki çıkmazına birden. Yani bir CHP yanında nasıl tutmaya nasıl devam edecek? İkincisi de yani Kürtlersiz %50 artı biri nasıl bulacak? Ya da %50 artı bire ihtiyaç duymayacak tarzda bir reformla değişikliğe, hukuki değişikliğe nasıl gidecek? Şimdi bunlar önündeki sorular Erdoğan ve mevcut matriste bunları böyle hepsini bir arada kolaylıkla çözmesi mümkün değil. Buran söylediği yere gider bu iş. Yani bunları çözemezse ve bu yaptıklarını yapmaya devam ederse Türkiye tabii ki bir seçim atmosferine girecek demektir. Ya da seçimi konuşmaya başlayacak demektir. Vahap Coşkun'a dönüyorum bu noktada. Bu soruyu isterseniz şeyle de bir arada değerlendirirseniz bu aşamadan itibaren DEM Parti ile iktidar arasında nasıl bir ilişki şekillenebilir öngörüsüne de bir açıklık getirirseniz, yani nasıl tanımlamalı ya da şu anda DEM Parti ile iktidarın ilişkisini nasıl tanımlamalı? Hani nerede başlıyor, başlıyor mu, nerede bitiyor? Bu konuya da bir açıklık getirebilirseniz sizin açınızdan. Evet, şimdi ya bu bazı çok büyük laflar var. Kıbrıs çizgiyi böyle mi da? Yani Kıbrıs çizgi onu kullananın kendi içeriğini doldurduğu bir şeye dönüştü artık. Ve iktidar şu anda güç elinde olduğu için neyin kırmızı çizgi olup neyin olmadığını o belirliyor. Ve bu aynı zamanda iktidarın gözünde neyin meşru, neyin gayrimeşru olduğunun da indikliğini ifade ediyor. Ama bir Türkiye'nin bir kendi geçmişi var ve bu geçmişine baktığında şunu görüyoruz. Bir ilk belediye yasasını 1930'da yaptık. O günden bugüne kadar temel ilke şudur. Yerel yönetimler seçilmiş kişiler tarafından idare edilir. Ve eğer bir seçilmiş kişi herhangi bir şekilde suç işlerse, suçu sabit olursa veya görevden uzaklaştırılmasını gerektiren bir durum hasıl olursa, o zaman belediye meclisinden bir başka kişi gelir ve böylece seçilmişlerin yönetimi devam eder. Bu seçmen iradesine saygının bir gereğidir. Darbeden sonra yani 15 Temmuz darbesinden sonra belediye kanununda bir değişiklik yapıldı ve böylece işte terörle ilgili bir suçtan ötürü bir belediye başkanı hakkında dava varsa ve hakkında soruşturma açılıyorsa o belediye başkanının dilerden alınabileceği, belediye meclisinin toplantı tarif edileceği ve bunun yerine İçişleri Bakanlığı tarafından blokata hakem edildiği söyledi. Çünkü bu yani de kabul edilmiş değil, demokratik olarak da kabul edilmiş değil. Yani mevcut anayasaya da aslında aykırı bir şey. Çünkü mevcut anayasada da her şeyden önce yerel yönetimlerin seçilmiş kişiler tarafından idare edilmesi gerektiği hükmünü içerir. Demokrasi açısından zaten hani tartışmaya gerek yok. Şimdi bütün bu hem antidemokratik olduğu hem gayri hukuki olduğu çok açık olan bir eylemi kırmızı çizgi söylemiyle meşrulaştıramaz. Ve bu zaten meşrulaşmıyor. Bu kırmızı çizgiye muhatap olanlar bunu çok açık bir şekilde reddettiklerini 31 Mart'ta gösterdiler. Yani AK Parti 8 yıl boyunca elinde tuttuğu bütün kayyum belediyelerinin birincisiyle kaybetti de öyle böyle de değil açık bir farkla kaybetti. O nedenle bu kırmızı çizgi söyleminin sadece Kur'an'ı bir şekilde kitleye anlatmanın ötesinde bir tarafı yok. Ama bence artık insanlar buna da o kadar ciddi bir anlam biçmiyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Tabii şimdi DEM Parti ile iktidarın içine gelince seçim öncesinde bir seçim sonrası olarak düşünmektedir. Seçim öncesinde DEM'in içerisinde en azından bu kamer iktidar ile
herhangi bir şekilde ilişkiye girebilecek bir zemini yaratmaya çalıştı. Yani Türkiye'de Kürt meselesinin bunun çözümü noktasında iktidarın en azından eski noktasına dönmesini sağlayabilecek bir yol var mı, bir imkan var mı? Bunu denediler. O dönemde iktidardan bu yönde herhangi bir sinyal gelmedi. Peşinden sonra normalleşme söylemiyle birlikte, tekrardan bir imkan olabilir midir, kapı açılabilir mi diye düşünüldü. Bunun da şartları durmandı. Ama gerek Kobani davası, gerek demin meselenin Suriye'deki hikaye, gerek işte kayyumların atanması ve kayyumların tekrar atanabileceği mesajının güçlü bir şekilde denilmektedir. İktidar ile DEM Parti arasında olası bir yumuşama iklimini şimdiden devrilmiş durumda. Yani bunun şartları iki taraf açısından da doğru. Ama buna mukabil ben DEM Parti'den gelen açıklamaların son derece siyasetten doğru olduğunu. Onlar her ay sayfalar siyasi ve demokratik yolları durdurma konusunda ısrarlı olduklarını ifade ediyorlar. Yine her iktidarı makul bir şekilde davranmaya davet ediyorlar. Ama hani burada artık belirleyici olan DEM Parti'nin izleyeceği siyaset değil. Burada belirleyici olan iktidarın siyaset. İktidar şu anda böyle bir köprü kurmaya hazır değil. Siyaset açısından ve bence neden iktidar nemanlıkları açısından. Peki o zaman Burak Bilgen Özpek'e dönüyorum son turumuzda ve şöyle bir soruyla dönmek istiyorum. Şimdi bu aşamada muhalefet ne yapmalı? Muhalefete düşen sorumluluklar neler? Ve en başta da söylediğim gibi iadeyi ziyaret gündemde. 11'inde Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i ziyaret edecek ve elbette ki biliyoruz şimdiden ilk gündem maddelerinden biri olacak. Ne olmalı, nasıl bir yerde durmalı? Aynı zamanda 31 Mart'tan da birinci parti olarak çıkmış bir CHP onun karşısında. Şimdi, muhalefet diye yekpare bir bütün yok. Farklı siyasi partiler var. Bunların farklı siyasi beklentileri var. Üstelik siyasi partiler içerisinde de farklı aktörler var. Yani mevcut başkanlık sistemi içerisinde, kutuplaşmış bir Türkiye'de ve yine mevcut ekonomik koşullar içerisinde ilerleyeceksek, muhalefetin elbette ki erken seçim çağrısı yapıp kendi içinden liderini çıkartıp onun arkasında işte durması gerekiyor ağırlıklı olarak. Yani bu tabii beraberinde birçok sorununu da getirecek. Ancak yani kutuplaşma oyununu muhalefetin çok iyi oynamaya başladığını gördük aslında. Bu çok gurur duyacağımız bir şey de değil. Benim şahsen değil mesela. Bu kutuplaşma meselesinde muhalefetin bu kadar marifetli olması hoşuma giden bir şey değil. Çünkü hem seçmen kitlesini, hem medyasını, hem sivil toplumunu aslında AKP'ye benzer bir yapıya dönüştürüyor. Ama benim kendi hoşnutsuzluğumun ötesinde bunu becerebiliyor mu? Evet, beceriyor muhalefet. Hem de AKP'den çok daha iyi yapıyor. Dolayısıyla bundan sonra herhangi olası bir seçimde mevcut koşullar sabit kalırsa muhalefetin seçim kazanma şansı yükseliyor. Yani hazır kıta ne olursa olsun oy vermeye giden ciddi bir muhalif kitle var. Üstelik ekonomik koşullar farklı gelir gruplarını dramatik bir şekilde etkiliyor. Mesela emeklileri çok fazla etkiliyor. Gençleri ve yaşlıları çok ciddi anlamda boğan bir ekonomik atmosfer var. Dolayısıyla muhalefet eğer mevcut koşullar devam ederse erken seçim isteyerek aslında çok önemli bir heyecan yaratabilir. Yani ben mesela bir muhalif siyasetçi olsaydım erken seçim atmosferi yaratmaya çalışırdım. Benzer bir laf, ona yakın bir cümle çıktı. Yani böyle gidecek olursa engelleyemeyeceğini söyledi erken seçimin. Var işte dediğim gibi orada aktörler arasında farklı çıkar hesaplamaları var. Yani şimdi mesela Özgür Özel'in sistem içerisindeki ağırlığının artması, ki Özgür Bey bir siyasetçi olarak bunu arzu eder ve bu çok normaldir, mevcut başkanlık sistemiyle çok mümkün değil. Mümkün değil çünkü mevcut başkanlık sisteminin muhalefet adını üretebileceği aday veya adaylar belli. Orada Özgür Bey'in hareket alanı çok kısıtlı. Ancak bir normalleşme süreciyle birlikte parlamentonun ağırlığının artması, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın sistem içerisindeki konumunu ciddi anlamda besleyecektir, arttıracaktır, etkisini arttıracaktır. O yüzden hani normalleşme sürecine Özgür Özel'in
bir anlamda sıcak yaklaşması ve erken seçim kartını hemen oynamaması, onu stratejik olarak cebinde tutması bir anlamda Tayyip Erdoğan'ın atacağı adımlara göre belli olacak. Yani Tayyip Bey mevcut düzlem üzerinden giderse erken seçim kartı oynanacak. Çünkü muhalefetin aslında popüler adayları var. Ve mevcut koşullarda seçimi kazanabilir. Fakat Tayyip Erdoğan normalleşme sürecini gerçekten ciddiye alır ve hakkıyla bazı kurumsal reformları yaparsa, mesela yarı başkanlık sistemi veya parlamenter sistem gibi adımlar atılırsa, bu da Özgür Bey'in bence görmek isteyeceği bir şeydir. Şimdi çok fazla böyle aktörler arasında bir çatışma yaratacak da bir şeyler söylemek istemiyorum ama burada şunu kabul etmemiz lazım. Yani böyle el ele, gönül gönüle, omuz omuza hep beraber hedefe kilitlenmiş gözleri çakmak çakmak romantik heyecanlarla ilerleyen siyasetçiler yok. Olmaması da çok normal. Siyaset zaten tam olarak böyle bir şey. O yüzden Tayyip Erdoğan'ın atacağı adımlar bence bana sorarsanız muhalefetin tepkisini belirleyecek. Benim görebildiğim kadarıyla geride bıraktığımız 2 ay içerisinde muhalefetin hani bir sonraki döneme ilişkin Türkiye'yi götürmek istediği somut bir proje yok. Ben onu görmedim. Mesela erken seçim meselesini onun için söylüyorum. Bu bir projeye işaret eder. Kurumlarınızla, kadrolarınızla siz Türkiye yönetmeye talip olduğunuzu, belediye başarınızı da ve bu başarının yarattığı heyecanı da arkanıza alarak topluma anlatırsınız. Şimdi benim gördüğüm böyle bir hava yok. Bunu yapmadı. Bunun yerine muhalefet Tayyip Erdoğan atacağı adımları bekliyor. Çünkü muhalefet içerisinde dediğim gibi her aktörün kendi çıkar beklentisi var. Bu adımlara göre şekillenecektir. O yüzden Erdoğan eğer bu kayyum meselesi gibi meselelerde ısrar ederse, Vahap Hoca'nın söylediği gibi yani mevcut iktidarı bozmaya hazırlıklı değilse ve zaman geçirmeye çalışırsa, burada çok fazla istikrarsızlık sinyallerse bir noktada o cepte tutulan kart da ortaya çıkacak. Bana öyle geliyor. Siz ne diyorsunuz Mesut Yen, yani CHP muhalefet derken evet ben genelliyorum ama Burak'ın söylediklerine de katılıyorum tabii ki. Muhalefet deyince şu anda o anlamda başı çeken bir CHP var. Yani CHP üzerinden yürüyen bir siyaset ve onun şekillendireceği bir muhalefetten belki de söz edilebilir. Ne olmalı, ne yapmalı üzerine düşenle 11 için de tabii öngörüleriniz var mı? Aslında Burak da CHP hakkında konuştu. CHP içindeki farklı aktörler hakkında konuştu. Ben de CHP ile ilgili konuşayım. Yani aslında son seçimlerin önemli bir çıktısı o. Yani DEM Parti'yi bırakacak bir tarafa bırakacak olursak CHP aslında muhalefeti monopolize etmiş durumda. İyi Parti neredeyse bünyesinde eritti. Diğer partiler de artık bir hoş seda bile bırakmadan neredeyse siyaset sahnesinden çekildi. Dolayısıyla muhalefet dediğimizde aslında iki tane aktör var. DEM Parti ve CHP, ama bu Özgür bağlamda da bir CHP. Yani aslında Özgür Özel'in onun adına ne yapacağı önemli. Ben orada izninizle şöyle bir şey üzerinden girmek isterim. Ne yapmalı mesela? Normatif bir şey mi son çünkü? Şimdi Erdoğan'ın söylediği bugünkü ya da dünkü açıklamada söylediği tuhaf şey neydi? Bu her zaman kanun değil, hukuk bazen işte gündeme gelip falan gibi. Şimdi normalde bu ikilinin aslında tersi bir anlamda kullanılıyor. Yani hukuku daha geniş, daha engin bir mefhum olarak de düşünüp yani kanunların böyle nakıs olduğu yerlerde hukuk devreye girer. Hakimlerin hukuk aklı devreye girer. Dolayısıyla hani kanunları falan daha özgürlükçü yorumlarlar falan diye böyle genellikle anlamıştık. Oysa Erdoğan tam tersi bir şey söyledi ve aslında o da söylemek istediği belki de yani aslında söyleyemediği şu hukuk değil kastettiği. Hukuk, ben kastettiği devlet aklı. Kastettiği aslında devletin kırmızı çizikleri vesaire. Yani kanun el vermiyor ama devletin aklı şu anda bunu gerektiriyor. Ben de bunu yaptım, biz de bunu yapıyoruz diyor. Şimdi ben olsam Özgür Özel'in yerinde, ama bu perspektiften bakalım. Hukuku, kanunu falan bir tarafa bırakalım. Devlet aklı, Türkiye'nin âli menfaatleri gerçekten neyi gerektiriyor bu işlerde? Gelin bu işleri bunun üzerinden konuşalım derim Erdoğan'a. Yani Kürt meselesinde biz 100 sene daha böyle mi gideceğiz? Suriye'deki Kürtlerin işte bir şekilde eşitlik arayışını, bir başka bir forma geçişi, mücadelesini, arayışını biz şey mi göreceğiz, bir güvenlik meselesi olarak mı göreceğiz? İşte Türkiye'de Kürtlerin yarısının DEM Parti'ye oy vermesini, terörle iltisaklı bir partiyi desteklemek gibi mi göreceğiz? Yoksa başka bir perspektiften mi yaklaşımı bu Kürt meselesine? Bence Erdoğan'ın önüne bunu koyması daha uygun olur. Yani yoksa CHP kayyum atanmasını işte hukuka uygun değil, kanuna uygun değil diyerek eleştirmesi artık bu saatten sonra bir mana ifade etmiyor. Herkes biliyor mesela kanuna uyup uymamak olmadığını. Nitekim Erdoğan da aslında bunu bugün söylemiş oluyor. Mesela kanuna uyup uymamak değil. Mesela devlet bunu yapmak istedi.
seçim sonucundan memnun değil ya da başka dertleri var. Dolayısıyla bir kayyım atandı. Belki başkaları da atanacak. Dolayısıyla Özgür Özel'in CHP'nin yerinde olsa ben hakikaten masaya Kürt meselesini getiriyorum. Yani bizim Kürt meselesinde ne yapacağız? Bu HDP ile DEM'le ne yapacağız? İşte Suriye'de SDG ile ne yapacağız? Bunları konuşmam. Dolayısıyla bir bölgesel perspektiften belki Kürt meselesini Türkiye'nin yeniden gündemine almak ve bir başka... Yani siz Kürt meselesini tüm boyutlarıyla masaya yatırmaları gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, yani çünkü Erdoğan'ın çekmek istediği yer tam da benim anladığım tersi. Yani Kürt meselesi harici alanlarda gelin normalleşelim. Siz Kürtlere bulaşmayın, ben de diğer taraflarda ne türden bir normalleşme yapılabilir bakayım. Yani o zaman kırmızı çizgi Kürtler mi? Kürt meselesi mi kırmızı çizgi? Şu ana kadar gidişat onu gösteriyor. Şimdi bunun üzerinden CHP'yi zorlamak, Özgür Özel'i belki böyle biraz riskli alanlara iteklemek de istiyor olabilir Erdoğan. Onu bilemeyeceğim. Yani CHP'yi oraya itekleyip kendisi başka bir şeyler de yapabilir. Onu bir, yani Erdoğan tarzı bütün bunlara izin veriyor. Ama şu anda görünen, yani biraz böyle atılan adımları olduğu şekilde literal olarak okuyacak olursak, şu anda görünen o. CHP'ye böyle bir teklif yapılıyor. CHP'nin tabii benim de söylediğim üzere, yani bunun daha hakikaten arkasına gitmeyi ve biraz elini yükseltmesi daha uygun olur. Kürt meselesinde bütün boyutlarını tartışmayı öğrenmek iyi bir hamle olabilir. Yani burada Erdoğan'a şey denebilir. Biz burada size yardımcı olabiliriz. Gelin yani Kürt meselesini daha demokratik bir şekilde çözmek için hani CHP ile birlikte bir şey yol haritası hazırlayalım. Erdoğan'a belki bu teklif edilebilir. Bunun üzerinden bir daha genel bir normalleşme önerebilir. Türkiye'ye ya da Erdoğan'a CHP'ye. Evet, Vahap Coşkun, o zaman bu açıdan yeni bir boyutuyla da şu soruyu da birlikte sormuş olayım. Bu normalleşmenin kırmızı çizgisi Kürt meselesi mi ve CHP bu noktada birlikte bir yol haritası hazırlayalım önerisinde bulunursa Mesut Yeğen'in söylediği gibi sonuç alınabilecek bir noktaya gelmiş olur mu? Normalleşmede normalleşme sağlanır mı en azından? Evet, öncelikle Burak Hoca'nın söylediği bu erken seçime dair kanaatini belirtmek istiyorum. Ben muhalefetin seçim sebepten ötürü erken seçimin şu anda gündemine almadığı kanaatini. Bunlardan bir tanesi zamanın kendi nedeni işlediğini, iktidarın aleyhine işlediğini düşünüyor muhalefet. Ve çok aceleci bu konuda davranmanın yanlış olduğu kanaatinde. O nedenle zaten bir erken seçim istedikçe de bir sizin astarlığınız isabesinde de erken seçim kendi görüşü değil, halkın eğer böyle indirse halk artık erken seçimi bize bıraktır anlamında kullandı. Dolayısıyla bir erken seçim talebi yok şu anda muhalefette. İkincisi muhalefet içinde bir denge şu veya bu şekilde oluşmuş durumda. Bu erken seçim gündeme geldiği andan itibaren bu dengeler çünkü bir şekilde sarsılır. Zannediyorum muhalif aktörler şu an itibariyle bu denge halini devamlı itiyorlar. Yani bir bozulmasını istediler. O nedenle erken seçim konusunda çok ısrarcı olmayacaklar. Muhalefet ne yapmalı konusunda ben şöyle düşünüyorum özetle. Eksiklikleri elbette olabilir ama ben genel hatlarıyla CHP'nin bu kilden bu yana doğrularının daha fazla olduğunu kanaatindeyim. Yani bir kere CHP seçim başarısı ve toplumsal muhalefetin bir başarısı olarak lanseyim. Yani sadece CHP'ye yeminlik bir başarı olarak nitelendirmedim. Dolayısıyla o kendisinde bu şu an toplumsal muhalefeti sürdürme yönünde bir girişim. Bu doğru bir iş. İkincisi ekonomik olarak da olan kesimlerin sürdürülürken de işte ekonomiden en fazla etkilenen örneğin emeklilerle ilgili bir büyük miting düzenledi ve bunlara devam edildiğini söyleyeyim. Ayrıca da hukuk ve demokrasi konusundaki aksaklıkları dile getiriyor ve bu konudaki tembol bazı kişilerle görüştü. Örneğin Özel'in Şenlişler ailesiyle görüşmesini izledi. O nedenle genel olarak doğru olduğunu düşünüyorum. Bu Erdoğan'ın da görüşmesinde hani eğer gerçekten bir normalleşme, gerçekten bir yeni ameliyatta gündeminin oluşmasını istiyorsak biz öncelikle atılması gereken, ortamı yumuşatacak olan adımların atılması yönünde bir tavsiyede bulunabilir. Mesela mahkeme kararlarının uygulanması
mesela kayyum uygulamasının değiştirilmesi, buna ilişkin yasal düzenlemenin yeniden düzenlenmesi. Bunlar yapılırsa o zaman ciddi bir yumuşama ortamı doğabilir. Mesut Hocam'ın söylediğine katılıyorum. Yani evet, Kıbrıs çizgi aslında Türkiye'de birden fazla Kıbrıs çizgiden bahsediyoruz. Ama herhalde hükümet, şu andaki hükümetin ve devletin en büyük Kıbrıs hiç meselesi. Bu Türkiye'nin bugün ekonomik olarak da, siyasi olarak da, hukuki olarak da darboğada girmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi hükümet bu. Ve devletin bugüne kadar ele alış tarzı da bu Kürt meselesini çözmeyi de çok açık ve bir şekilde ortada. Dolayısıyla toplumun bir normalleşmeden bahsedildikse öncelikli olarak bu iktidar ve ana muhalefet partinin bu konuda bir çizgi geliştirmesi, bu konuda bir akari bu tabakata varması yönünde bir gelişme olabilir. Nasıl o zaman siyaset ilerleyebilir? Yoksa bu münakaşa devam edilmiyor. Ama tahminimi ne diye sorarsanız, ben mevcut iktidarın CHP'nin bu şekilde bir istibata gireceğini veya bu şekilde bir asgari mutabakat geliştirme yönünde tercih belirmeyeceğini düşünmüyorum. Yani buna şu anki iktidarın mevcut yapısıyla buna müsait olmadığı kanaatindeyim. Ya yeni bir iktidar kurulur, iktidar bekleme, iktidarın mimarisi değişir, o zaman başka bir şey yapmasın. Ama şu anki iktidar yapısında bunun çok zor olduğunu biliyorum. Evet, aslında programın sonuna geldik ama Sayın Burak Bilgehan Özpek'in önemli bir randevusu vardı önceden. O nedenle aramızdan erken ayrıldı. Size sormak istiyorum. Şu aşamadan sonra hala kayyum beklenmeli mi? Nasıl bir noktadayız? Birer cümleyle. Yani, çünkü Cumhurbaşkanı sinyalini verdi ancak önümüzde de görüşme var. Hala tartışılıyor. Yani bir gözdağı mıydı yoksa bunların arkası gelir diyor musunuz? Yani ben gelmez demiyorum. Bugün yarın bütün Kürt belediyelerinin elinden kayyum atanır demiyorum. Yani 2017-18'de olduğu gibi bir şey furyayla olmaz büyük bir ihtimalle. Çünkü bir yandan işte CHP'nin henüz testi tamamlanmadı. CHP'nin pozisyonu görülmek istenir. Bir de tabii ki Kürtlerin pozisyonu görülmek istenir. Yani şimdi Van'da bir denendi ve biraz böyle gelen sert tepki sonrasında karar geri alındı. Şimdi Hakkari'den gelen işaretler de şu ana kadar iyi değil. Yani daha fazla zorlanmak istemeyebilir. Çünkü uzun süredir Türkiye hani Kürtleri sokaktan beri tutmakta başarılı olduğu, yürüttüğü baskı siyasetiyle vesaire. Ama hani bunların ne zamana kadar devam edeceğini de kimse tahmin edemez. Dolayısıyla yakın zamanda bir yeni bir adım beklemiyorum ama doğrusu işler Erdoğan'ın istediği gibi ilerlemezse birkaç hafta sonra, bir ay sonra vesaire aynı adımları atmayacağını söylemek de biraz da sanıyorum Özgür Özel'le yapılacak görüşmede çıkacak sonuçlar da belirleyici olur gibi görünüyor. Son cümleyi sizden de alalım Muhab Coşku. Ya evet, siyasi akıl bu tür adımlara gidememesi gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu kayyum siyaseti, özellikle bu 8 yılda İbrahim kayyum siyaseti yok. AK Parti'nin hem Kürt liderinde çok ciddi bildirimini kaybetmesine sebebiyet verdi. Hem de Türkiye'nin batısında Kürtlerle olan irtibatını oldukça düşük bir seviyeye getirdi. Mesut Hocam programın başında ifade etti. Yani bu siyasetin devam ettirilmesi halinde AK Parti'nin de Kürt seçmenler arasındaki mesafenin giderek açılacağı ve AK Parti Kürt seçmenlerin kazanmaları çok daha zor bir hale getirdi. Açık. Dolayısıyla aslında kayyum bir taraftan Türkiye demokrasinin karabiliği ama bir taraftan AK Parti'nin karabiliği. Dolayısıyla siyasi akıl, siyasi mantık bu türlü adımı atılmaması gerektiğini gösteriyor. Ama Erdoğan'ın zinçü ifadelerini, o kararlılık gösterdiği gelişmelere bağlı olarak bu tür hamlelerin tekrar yapılabileceği, bu tür kararların tekrar alınabileceğini gösteriyor. Elbette DEM Parti'nin hafızı yaptığına vereceği bir bütün olarak muhalefeti buna nasıl tepki göstereceği de son derece önemli. O nedenle hani asla olmaz denilebilecek bir pozisyonda değil. Efendim çok çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için.
Evet, böylelikle açık oturumun 444. bölümünün sonuna geldik. Haftaya yeni konuklar ve yeni bir konuyla yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.